Yepyeni bir satranç videosundan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son bölüm hatırlarsanız biraz bulmaca çözmüş. Ondan sonra 10 artı 5 rapid tempoda bir el maç atmıştık. Yani çok kötü bir çatal yedikten sonra zaten bizim psikoloji darmadağın oldu. Ondan sonra da saçma sapan hareketler sonucu verdiğimiz bir oyun oldu. Şimdi gene hafiften bulmacayla kendimizi ısındıralım. Bu arada yani ilk kez denk gelen arkadaşlar için bu kanala ilk kez denk gelen arkadaşlar için benim puanım yaklaşık 1500-1600 abi rapid için. O civarlarda yani. Herhangi bir şekilde satrançla alakalı çok fazla bilgim falan da yok. Bir iddiam, bir başarım vesaire de yok. Bilginiz olsun diyelim. Bence bu ya net. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buradan ne yapıyor? Şah mı çekiyor? Buraya gelirim. Buradan mı şah çekiyor? Ya böyle ki buradan şah çekti. Buradan vezirle. Ben buraya geldim. Bir daha çekti. Ben buraya geldim. Ne yapabilecek başka ya? Ha, niye bana zorluyorsun her seferinde? Al. Allah'ım ya Rabbim. Gözümüzün önündeki şeyi görmüyoruz ya. Beyaz için en iyi hamleyi bul. Alsam bence çok basit. Kaleye gelesim var. Kaleye gelirsem beni bununla da alamaz. Ben olsam almazdım mesela. Ya çok saçma değil mi? Niye alıyorsun? Gitti şimdi oyun. Ne yapacaksın? Ah. Al at. Al at. Siyah sizde. Evet, siyah bizde ise sırada bizde. Buradan böyle böyle yapsak. Dolayısıyla bu buraya gelecek. O oraya geldiği anda buna vursam beni alsa tamam mı? İnanılmaz. Oğlum bu zor lan. Ya bence bu kesinlikle buraya gelmeyecek. Bak bu buraya geldiği an bu böyle oynadığı zaman da hop şuradan çatal atacağız. Değil mi? Oo! Adam işi biliyor. Adam işi biliyor abi. Çatal gene var ki. Bazı bir yerlerimizde eksik var ama nerelerimizde o eksik ben tam anlamış değilim ya. Burada bir tane kale olaydı ne güzel olurdu. Bu arada bu adam neden böyle bir şey yaptı? Burada kale var. Kaleyi vurduğumuz anda şahla yiyemeyecek. Çünkü vezir burayı kontrol ediyor. Mecbur kaleyle yemek zorunda. Kaleyle yedikten sonra da ben bunu buraya geldiğim zaman mat edeceğim diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Doğru düşünüyorum. Aldım. Alamaz. Aldım. Aldı. Şah aldı. Aldım. Burada bir ufak tefek. Ah, burada fil var lan. Bak. Bak hep bulmacalarda oluyor bu ha. Harbiden hep bulmacalarda oluyor. Bunu buraya vurduk şimdi. Başka bu nerede denk gelecek Allah'ın aşkına? Oo, biraz zor. Bunu buraya vurdum diyelim. Bu buraya gelmeyebilir. Böyle geldi. Ne yapacağım? Şah aldı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu düşmüş zaten. Abi bu düşmüş zaten. Tam bir rezillik ya. Harbiden var ya gerçekten. Tam bir rezillik ya. Bana bir şey göster. Tamam onu almış. Ben diyordum ki bunu alalım. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? Nasıl o kadar öne geçiyor abi? Ben şimdi vurdum diyelim. Aldı. Abi bu burayı koruyor. Tabi o var. 1731. Şura boş. Vurdum vurdu. Şurayı koruyor bu bir kere. Şu orayı koruyor abi. Böyle bir şey yapsak. Alsa. Bak. Vurdum. Aldı. Geldim. Aldı. Desek. Almadı desek. Başka bir şey oynasa. Ben alsam. Vezirle almak zorunda atı olmadığı için. Ben de bunu aldım. Bence bu böyle. Buna vursam. Başka bir şey var mıdır diye bakıyorum. Şöyle gelip imkansız. Öyle bir şey olmaz. Buraya gelsen. Bu gelir.
Hiçbir mantığı yok. Abi net bu fil ya, net. Gerçekten anlam veremiyorum bazen. Aa! Bir dakika. Burada bu almak zorunda mı? Almasın. Göster çözümü. Zaten bu önde mi kalıyordu her türlü? Büyük ihtimal öyle bir şey ya. Geç bunu abi. Beyaz. Şuradan şah var. Önünü kapatsa piyon kaybedecek. Atı çıktığı an bu açmaza girebilir. Ne yaptı şimdi o? Buraya geldi. Vezirime saldırdı. Aldım. Aldık. Diyelim. Ya da bunu alsam. Manası yok ki, net bu ya. Buradan. Bazen çok karışık düşünmemek gerekiyor belki de. Açarak bir şahımız olabilir. Lakin bu açarak şahı neye göre, kime göre yapacağız? Buraya açsam. Bak buraya açtım diyelim. Buraya açtım. İkili şah olduğu için, yani iki taşla şah çekeceğimiz için mecbur taşı oynamak zorunda kalacak. Ondan sonra. Yani önünü kapatamaz. Hadi bak buraya açtım desem önünü kapayabilir. Sonra ben bunu alırım. O onu alır. Ben bunu alırım. O beni alır. 2 puan önde oluruz. Ama böyle çekersem hem yiyemez iki taşla çektiğim için. Dolayısıyla neyse çok uzatmayalım. Bu buraya gelir. Ben buradayım ya. Bir de aşağı çektim. İyi. Buraya gelemeyeceğine göre mecbur %100 zorunlu hamle böyle. Bir şah daha önünü kapatacak vezirle. Ben vezirle yiyeceğim ve mat olacak. Bence böyle yani. Aynen de öyle oldu. Siyah için en iyi hamleyi bulunuz. Şah 7. Bir şah daha buraya gelebilir hala. Şah hop geldi. Şuradan bir şah daha çek. Ya da buradan mı şah çeksek lan? Buradan şah çekersek ne olur? Şahı buraya kaçma ihtimali var. Buraya kaçma ihtimali var. Buradan çekersem %100 bir kere zorunlu hamlesi var. Böyle yapmak durumunda kalıyor. Sonra ben piyonla tekrardan şah çekeceğim. Bence öyle. Net. Aynen. Beyaz için en iyi hamleyi bulunuz diyor. Şimdi bu arkadaş ne yaptı? Piyonu sürdü, bana doğru saldırıya geçti. Bunu herhangi bir şekilde yiyemem. Bu var harbiden 1700 ile 1800 arasında inanılmaz fark var. Bunu yiyemem, saçma olur. Vezir feda edecek bir durumum yok. Buna vursam saçma sapan. Bak burada bir piyon hamlesi olabilir. Bunu aldım diyelim. O beni aldı. Buradan vurdu. Bunu aldım. O beni aldı. Adam bir kere önde ya resmen. Adam önde. Taş önde. Bunu yalan. Şöyle oynasak. Bunu alsak. Çok fazla ihtimal var. Şu. Böyle oynadık. Göremiyorum abi. Bunu aldım. Bunu aldıktan sonra bunu niye alayım ki? Ne manası var? Buradan bir şey yapamayız. Fille galiba oynayamayacağız. Ama bak file buraya geldiğim zaman iki taş da buraya bakıyor olacak. Dolayısıyla. Ama burayı hem bunun veziri bakıyor hem bu bakıyor. Bir anda burada dolabilir ya. Bence şurayla alakalı hiçbir olay yok. Buna vursam çok saçma olur. Bu buraya gelir.
Bunu yiyemiyoruz. Vezirle yemek intihar. Veziri herhangi bir şekilde bir yere oynamak ölüm. Bence tek hamle bu kaleyi yemek. Ha, burada bitir yani bu. Uğraştırma yani. Burada bitir. Aa, şurada piyonum var. Ne diyorsun? Vallahi fark etmedim. Vay anam, vay vay vay. Bu ne kadar çok düşünürsem o kadar az mı puan veriyor ya? No, zorluk seviyesi normalde. Biz normal zorda oynuyorduk. Sıra sizde. Siyah en önemli bunun. Şah. Böyle kapattı. Şah. Kapattı. Bir şah daha. Aldı. Saçma. Hop. Hop aldı. Bence burada bir şah var ya. Yapma be. Ne güzel gidiyorduk. Şimdi bu çok zormuş be. Harbiden bu neymiş ya? Bu ne abi? Buradan ben ne çıkarayım? Atı aklıma direkt bu geliyor yani. Beyaz için en iyi hamle bulunur. Bu arada bu son olsun ya. Şunu alsam, bu ben alsak. Buradan... Bura boşta. Buradan buraya ulaşımımız var. Dolayısıyla bu güçlü bir taş olabilir. Buna vursak bir şey çıkmaz. Bu herhangi bir şekilde buraya gitmiyor. Bunu aldım. Bunu aldı. Böyle oynadım. Tüh be. Harbiden. Abi bak, buradaki olay şu bence. Savunmada bir taş vardı. O savunmadaki taş vezirdi. Savunduğu taş fildi. Veziri saptırdık ve dolayısıyla fili boşa çıkardık. Bir tane daha yapayım ben. Bu son olsun. Siyah için en iyi hamleyi bulunuz. Bence bu. Aa, o kadar basit olmuyor işte. Bazen. Gerçekten de bazen o kadar basit olmuyor bazı şeyler. Keşke her zaman öyle olsa. Bir şey diyeceğim de bu hamle nerede? Hangi hamle? Hiç de zor değildi, biliyor musun? Yani şunu göremediysek bize yazıklar olsun ya, harbiden. Geç, puanı kaça düşürttük gene bu arada? Şimdi birazdan rapid gireriz. Evet. Düşürtmüşüz. Hemen hemen aynı seviyelerde. Yani bir 1700 ile 1800 arası. Hatta biraz daha yelpazeyi genişletirsek 1600 ile 1900 arası gidip gidip gelebiliriz abi diye düşünüyorum. Hadi Bismillah deyip 10 artı 5 tempoda bir rapid el atalım bakalım. Umuyorum ki bir tane atabiliriz. Yani 5. saniyede mat olmazsak, herhangi bir şekilde tuzağa düşmezsek. Abi 2094 ne ya? Şu açılıştan nefret ediyorum. Bu hangi açılış? Al ya, al. Ne anlamı var? Ne anlamı var yani böyle bir şey yapmanın? Al. Gel veziri. Gel veziri de vurayım. Alacağım. Vezir vurduktan sonra şah çekebilirim. Bana gelirse almasam almayacağım. Atı çıkacağım. Bunu beklemiyor muydun? İlk kez mi başına geliyor ya? Nefret ettiğim açılış. Vallahi aşırı derecede sinir ödüyor beni açılış. Daha adam beni baştan ele geçirdi. Şimdi. Zaman olarak önde kalmamız lazım. Zaman önemli. Maksimum 20 dakika sürebilir. Bu arada ben kayıtta mıyım ya? Kayıttayım. Ulan 5-10 dakika diyorum. Çok uzun sürüyor. Bulmaca işi zannettiğimden uzun sürüyor. 5 tane falan bulmaca çözelim bundan sonra. Bence adam
Herhangi bir şekilde yani vezirimi vurmaya zorlattıracak bir pozisyon yok şu an. O yüzden rahat oynuyorum. Ne yapacaksın şimdi? Buraya gelme sakın. Sakın oraya gelme. Abi ben bu atı alırım. Çünkü bu attan nefret ediyorum. Hapüttük. Oyun bitti. Oyunu bitirdik abi. Herhangi bir şekilde burada alabilirim. Sıkıntı yok. Gelecek. Ya şu tarz hatalar yapmamamız lazım ya. Bir hamle ötesini bile göremiyoruz. Bir hamle bir. Dur abi. Birazcık dik oturacağım. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Bu maçı alacağız oğlum. 2000'in üstünde durmam lazım. Şimdi normalde bak. Adamı bekliyorum. Elime aldım şu an telefonu. Bir şey göstereceğim abi. Evet. Rakip oynarsa yalnız düşünmeye zaman ayıracağım tabii ki. Böyle acaba görür müsünüz ya? Bilmiyorum görür müsünüz, görmez misiniz? Ama bak abi. Böyle göstereyim. Umuyorum ki gözüküyordur. Rapid puanımız 1501, Blitz 1206, Ballot 1079. Bu benim telefondaki hesabım. Yaklaşık 1 yıllık hesap. 1500 rapid puan. Abi adamın interneti mi gidiyor? Yani 2100'lük adam beni çok mu ciddiye aldı acaba ya? Ne yapıyor? Soru işaretliyim diye hile falan mı zannediyor? Bak şimdi ben olsam hile zannederim beni. Şuna bak. 4 oyun, 4 oyun, 3 oyun. Balıkta 9000 puanı var. Bilis'te 1400 puanı var. Rabbit'te 2000 puanı var. Yani ben hileyim anasını satayım. Ben net öyle zannederim benim gibi oyuncuları. Simon 79. Hadi. Bu arada kaleyi gelirse herhangi bir şekilde atı böyle çekmeyi düşünmüyorum yani. Direkt piri çıkacağım. Piri çıkıp bu tarafa rok atacağım. Çok üzerime ağır. Ya da çok düşündü. Bu buraya mı gelecek acaba? Şöyle oynamam gerekebilir ya. İki taşla basıyor, iki taşla tutuyorum. Oğlum biz senin ciğerini bil. Ay ya piyonu kaybettim. Of abi ya. Hayır, lütfen 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 aklına gelmiş olmasın. Aldı, aldım, aldı. Hiçbir halt yiyemem. Şöyle oynayabilirim. Veziri. Hem buradaki ata basmış olurum hem buraya basmış olurum. Aynen piyonumu geri alırım ya. Tamam no problemo. Ya da bu ata oynasam. Mantıksız. En mantıklısı ama ben bunu böyle oynadığım zaman at burada olacak. Şuradan bana çatal atma ihtimali olacak o zaman. Anladın mı? Yine vuracak. Ben alacağım. Atla alırsa ben buraya gelip şu şekilde tehdit edersem o da buradan vuracak bunu. Hem kaleme hem vezirime çatalı atmış olacak. Dolayısıyla atla aldığı zaman atı çıkmamız lazım ki şu kale düşmesin. Ya da vezir hiç oynamayacağız.
Pille alırsa. Hiç beklemediğim bir hamle geldi. Mecbur yiyeceğim oğlum. Ne yapacağım? Mecbur yiyeceğim. Feda yaptı. Abi feda yaptıysa burada bir yani sadece bu muydu derdin ya? Adam sırf şuraya bozayım diye feda yaptı ya. Dediğim gibi kaybediyoruz, kaybediyoruz abi. Aldım desek, o beni aldı, ben onu aldım. Ne kaybederiz ya? He? Ne kaybederiz? Allah aşkına ne Bruh. kaybederiz? Veziri feda ediyoruz. Hadi. Hadi veziri feda ediyoruz. Eyvah. Eyvah bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Şurayı görmedim. Burayı görmedim abi. Ya of abi ya. Bazen yani gerçekten çok saçmalıyoruz ya. Niye böyle oluyor? İki at bir vezire bedel mi? İki at bir vezir. 3-5 hamle daha yapıp pes edebilirim. 5 puan önde çünkü. Hadi al. Hadi al. Uyu. Sonraki hamlem şu ve şu iki çeşitli tehdit istiyoruz. Almayı istiyoruz. Tehdit ediyoruz. Böyle oynasak saçma olur. Böyle oynasak saçma olur. Bunu oynamam lazım. Adam inanılmaz. Bu seviyelerin farkı hissediliyor. Harbiden hissediliyor abi. Eyvah, bunu böyle oynadığı anda ben bunu kaçacağım. Kaçtığım anda bu burayı alacak. İki türlü de almayı isteyeceği için. Nasıl görmedin? Ben mi yanlış düşündüm? Pes. Galiba yapacağımız pek bir şey yok. Yeni rakip. Ulan ne güzel yene yene gidiyorduk be. Neyse sürekli yenecek halimiz yok. Sürekli yenecek olsak zaten Allah aşkına dünya şampiyonu olurum. Burada YouTube'da video çekmem. Değil mi? Atı bir daha oynasın istemiyorum. Herhangi bir şekilde bu arkadaş ezber oynuyor sanki biraz ya. 1912'lik Up His Neck. Good luck diyelim. Eğer anladıysa. Yalnız hiç hafif taş çıkmadık. Hafif taş çıkmamamız bir tık sıkıntı. Oraya rok atacak gibi gözüküyor şu an. Dolayısıyla şu atı bir alabilir miyim? ...1881. Good luck you too. Anlamış. Şöyle oynayacağım. Böyle oynamamın sebebi şu filemin önünü açıp tamam mı? O fili buraya gelip buna vurup bir akıllı sensin diyor da zaten. Böyle oynasak
Aynen. Alırsa alırım. Alamaz. Veziri düşer. Almazsa bunu oynadı diyelim. Çatal. Ben mi yanlış düşünüyorum? Abi ya. Aldı, yürüdüm. Bunu nereye kaçma ihtimali? Buraya kaçmaz herhalde. Vezirle alırım. Buraya da kaçamaz. Buraya kaçabilir. Aldım. Aldı. Burada at var. Atı şu atı savunamaz. Atı buraya gelemez. Bence böyle oynayalım abi. Atı büyük ihtimal buraya gelecek. Tekrardan oynarsam beni alırsa ben onu alırım. Hoş şeyler olmaz. Bu buradan buraya gelebilir. Bura hiç güzel bir kare değil. Dolayısıyla ben şu. Ha. Atı kaç. Buraya şu taşa saldıracağım. Savunması var mı? Var. Ya da bir dakika ya. Bence bura daha iyi. Bence burası daha iyi bak. Ya buraya gelecektim veziri. Ya buraya gelecektim. Ya da şu taraftan bir yerlere gidecektim. Her biri bak bura, bura, bura. Onun dışında şura. Bura, şura. Bunların hepsi boş kareler. Yani ya şuraya ya şuraya. Onlar da bunların önünü kapatıyor. En güzel kare bence burası vezir için. Doğal olarak. Şöyle çekip direkt buraya bir sallasak. Sonraki hamlesi. Oo, benim piyonum burada duruyor. Böyle oynar. Buraya gelirim. Atı buraya gelip buraya gelip atı bir çıkmamız lazım. Vezir düşürmeyelim de orada önünü kısıp. Hala rok atmadım. Çok tehlikeli oynuyoruz. Bastır 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 bastır. Modum yerinde. Devam devam devam. Ne oldu? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bunu cidden tahmin etmedim de yani bu hamleyi de tahmin edemiyorsak zaten. Böyle gelsem vursam lan bir dur. Böyle gelsem vursam o beni alsa ben onu alsam veziri buraya gelse ben al. Bir kere buraya gelemez. Burayı iptal abi. Burayı unut Furkan. Burayı unut. Atı buraya gelme ihtimali olabilir. O yüzden şu piyonu oynayasım yok. Abi ben şu fili çıkacağım ya. Geliştirmeliyim. Hafif taşlarımı geliştirmek istiyorum şu an. Umarım ki of bir şey görmedim. Bu at buraya gelebiliyor. Bu at buraya geliyor. İnşallah gelmez. Hayret. Böyle gelip buraya basmak isteyebilir son. Ya da bunun şunun mu önünü açtı? Böyle oynayıp bana yedirip alıp böyle alacağım. O beni aldıktan sonra temposu olacak. Şu an bunu görmedi. Ya bura pek bir anlam ifade etmiyor tabii ki onun için de. Şöyle oynasak, şöyle gelsem, böyle gelsem, böyle gelsem. Aynen yürü. Yürü. Herhangi bir şekilde atını buraya oynadığı anda şöyle oynasak atı tehdit etsek ne yapıyorsun ya? Hoş olmadı. Net bu. Kesin oraya oynayacak.
Dolayısıyla buraya biz bir rokumuzu atalım diyeceğim de rok atarsam olmaz ki. Ben şuna bir vurabilir miyim ya? Ben şuna bir vurayım. Bu hoş olmayacak çünkü. Eyvah. Şöyle oynasam. Alsam. Oğlum atlarla ne yapabilirim ki ya? Atlarla pek bir şey yapamam. Umuyorum ki yanlış yerlere oynamıyorum. Bak çatal matal yemeyelim. Çok severiz çatal yemeği. Adam 30 saniye oynadı. Nefret ettiğim şeylerden biri bu. Bu arada gerçekten arda arda piyon sürülmesinden nefret ederim. Gel. Adam atağımızı kesti ya. Şu an modum düştü. Adam atağımı kesti. Abi bu arada net sonraki hamlem çok önemli bir şey olmazsa kısa rok atmak olacak. Ne yapıyorsun? Böyle oynarsam ne yapabilirsin? Ben aldıktan sonra o beni alır. Hiç hoş şeyler olmaz. Ve bu çatal atma ihtimali var. Çok kötü konumda kaldık ya. Vallahi çok kötü konumda kaldık. O ona bekliyordu zaten. Böyle oynarsam bu buraya gelecek. Bence böyle rok atıp her şeyi bitirelim. Bu arada şahın gidiş yolu dışında rok atılabiliyor galiba. Şahın gidiş yolu tehdit altındaysa abi rok atılamıyor diye biliyorum. Tek avantajımız şu an bunun bozuk piyon yapısı. Şöyle oynayacağım. Ya da şöyle mi oynasak ya? Valla oraya oynayabilirsin. Atı çok öne gelmiş olacağız. Atı bence iyi yer. Bence iyi yer. Atı bu buradan kaldıramaz. Alırsa alacağım. Atı hayatta buradan kaldıramaz. Atı kaldırmak için fili de siyah fil zaten. Atı kaldırmak için en kısa manevrası abi. En az iki hamle yani. Rastgele bir yerlerden bile bakarsam, nereden bakarsam bak, en az iki hamle manevra etmesi lazım. Atımı almak istiyorsa. Değil mi? Uu. Ya da şöyle gelip böyle şöyle gelebilir. Ne bileyim böyle gelip böyle gelebilir. Bir şeyler yapabilir. Çatal yemiyoruz değil mi? Abi mümkün mertebe bak bunun fili siyah fil. Mümkün mertebe şeyde kalmam lazım. Eyvah. Yani buraya oynamam. Saçma olur değil mi buraya oynamam? Beni buraya oynatmaya çalışıyor.
Böyle oynarsan. Bence biz böyle oynayalım ya, boş ver. Zamanım çok azaldı. Ağır bir stres oldum. Ağır bir stres oldum. Ne yapacağız bilmiyorum. Yapma be. Al. Kaykul oradan. Çekil. Madem öyle. Madem öyle. Buradan tekrar şah. Şahı mecbur kaçmak zorunda. Kaleyi de aldığım zaman Bruh. gideyim. Ne yaptı? Yok abi öyle bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. İnanılmaz. Yani koyduğu gibi hemen, ben hiç sevmiyorum böyle, yok yanlış koydum falan filan. Her seferinde yanlış koyuyorsunuz. Yani neyle oynuyoruz ben anlamıyorum ki. Ne yapacaktım? Çok merak ediyorum. Analiz tahtasına bir girelim. Tamam, açıyoruz. Bu arada verebildiğimiz her şeyi verelim. Ne oynadık? Evet, saçma direkt açılıştan zaten oyunu vermişiz. Sürekli beyaz önde abi. Gayet iyiyiz. Vurduk. Aldı. Veziri çıktık. Eşitiz şu an. Atı çıktık. Bunu buraya mı oynamam lazımmış? Buraya oynayıp ne yapacaktım ki? Hala da veziri buraya oynattırmaya çalışıyor bana. Ne istiyorsun buraya oynayınca? Evvel ki bu adam böyle bir şey oynadı. Al. Atı bırak diyorsun. Atı bırakmaz ki. Abi burada mat oluyor ama. Evet. Bir dakika bir dakika. Aynen. Çok güzelmiş lan. Hiç ben farkında değilim. Yemin ederim hiç fark etmedim. Neyse buradan devam. At oynadan da işte veziri oynasak. Evet, o bir hataydı. Burada açıkçası yani veziri buraya gelmek, bu buraya gelirse işte bilgisayar abi. Ben burada at istemiyorum yani. Hani gerçekten de yapacağı bir şey yoktu. Şahım ortada kalabilirdi ama mal gibi gittik vurduk herhalde. Adamı tahrik ettik boşu boşuna. Onun orada vurması lazımdı. Vurmadığı zaman evet ya rok atacaktım. O aralar dediğim şeyler zaten. Ya vezire vuracaktım ki vezire vurduk. Atı buraya gelmek hiç aklıma gelmedi. Nereyeydi? Buraya mı? İkinci gelmem gerekiyordu. Zaten başka yere gidemiyorum ki. Aldım. Aldı. Yani evet. Hani burada kabul etmedim diyelim. Tamam mı? Ama kabul ettim diyelim. Bak bu adam burada oynadı. Ben bunu aldım, sonra terk etti. Yani nereye basacak olabilir? Buna basacak olamaz. Belli ki kaleyle buraya oynayacaktı. Gene çatal atacaktık.
Gene çatalı yiyecekti yani. Ondan sonra hadi kale buraya gelsin. Bilgisayarın en iyi oyununu oynattıralım. Gerçi burada gene eşit veriyor. Cidden adam oraya mı gelecekti acaba? Harbiden oraya mı basacaktı? Bilemiyorum. Şu an kendimi kötü hissettim. Buradan yani şu daha mantıklı sanki. Bunu daha çok yapabilirmiş gibi. Ha, burada da bu sefer buradan. Çatal gibi bir şey var. Böyle aldık. O beni aldı. Ben onu aldım. O beni aldı. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani eşit veriyor. Burada da oyun eşitteydi zaten. Ben böyle oynayacaktım açıkçası. Onun kaleyi oynayacağını hiç beklemedim. Aynen de böyle bir şey bekliyordum. Şöyle alıp böyle alıp böyle alıp. O beni alırdı büyük ihtimalle. Ben artık dayanamaz alırdım. Buraya inerdi. Ben buraya gelirdim. Buraya gelirdi. Hayda. Böyle gelsem. Yani buradan bir mat çıkmıyor ki. Şöyle bir devam ettirsek ne çıkıyor buradan? Aa bir dakika. Yok. Yani bir tur salsa beni. Belki bu burada. Ben arkaya salacağım. Bir şeyler olacak. Bilmiyorum yani bu maç nerelere gider? Neler olurdu? Ardın arkasını göremiyorum. 1949 yani galibiyet aldık da çok şüpheli. Açıkçası o tarz bir şey mi oynayacaktı? Kaleyi mi oynayacaktı? Başka bir şey mi oynayacaktı? Bilmiyorum. Umuyorum ki yani yanlış karar vermemişizdir. Rakibi üzmemişizdir diyelim. Bugünlük satranç videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki satranç videolarında görüşmek üzere.